cahillikle delilik arasında ince bir çizgi var demişler değil mi arkadaşlar? Kimine göre Bekir abinin bu yaptığı saçma gelebilir. Bana göre sanat. Açıkçası ben bunu sanat olarak görüyorum. Kendi sanatını yaratmış bu şekilde ve hoşumuza da gidiyor. Şimdi Bekir abi biraz tanımak için dilerseniz küçük bir söyleyişim yapalım. Bekir abi sen doğma büyüme Samsun Termelisin değil mi? Evet efendim, burada doğdum. Karşısın abi. 1962 doğumluyum. 1962. Evet. Abi seni Samsun'dan İstanbul'a götüren sebepler neydi? Kaç yaşında gittin? Ben 15 yaşındaydım herhalde İstanbul'a gittiğimde. Buradan o şekilde gittik. Yani geçim şartları, o zamanki şartlarda burada geçimler iyi değildi. Ondan dolayı İstanbul'a gittik. İstanbul'da lokanta hayatına başladık. O şekilde hayatımızı devam ettirdik. Yani burada şeyimiz olmadığı için, babam da yani 4-5 kardeştik. Biz kalabalık olduğumuz için, babam da inşaatçıydı benim. Kafamıza böyle keser atma huyları da vardı babamın. Bana bir keser attı, beni o şekilde doğru gönderdi İstanbul'a. O şekilde İstanbul'a gittik. İşte orada aşçılık mesleğini öğrendik işte. İyi kötü Allah'a şükürler olsun. O şekilde hayatımızı devam ettirdik. Sonra işte 2017'de köye dönüş yaptık tekrar geriye. İstanbul hayatına istersen biraz bahsedelim abi. Neler yaptın abi İstanbul'da? Efendim ben İstanbul'da aşçılık yaptım. Hem aşçılık yaptım hem bodyguardlık yaptım yani. Soğuk meze, sıcak üzerine o şekilde çalıştım. Hayatımı devam ettirdim. Dostlar az önce Budak Kafede oturuyorduk. Bekir abinin bu yapıların arasında kendilerine has isimler de verilmiş. Bekir abi şimdi nerede oturuyoruz? Burası Çin Kafesi efendim. Bu benim yaptığım gene onun karşı komşusu hemen böyle. İki kafe olarak adlandırdım. Küçük böyle oturma nostaljik bir şekilde. Akşam olduğu zaman daha güzel oluyor buraları, böyle aydınlık olur, şey olur. Yani ben canım sık orada otururum. Gelirim burada otururum mesela canım sıkıldığı zaman. Ama orayla buranın havası farklı. Farklı. Burası daha esintili, daha güzel böyle. Yani buraya geldiğim zaman hani düşün ben oradan kalkmışım mesela. Bir Japonya'ya gelmişim, bir Çin'e gelmişim. Öyle oturuyorum burada. Kendime öyle bir haz alıyorum burada oturduğum zaman da. Benim için güzel oluyor. Ama hakikaten havası değişik abi. Evet. Bu daha kafede sohbetimiz biraz evet. Daha ılımlıydı evet, böyle. Evet ılımlıydı. Orası kapalıydı. Sesimiz fazla şey olmuyordu ama burası gayet güzel. Açık esintili böyle. Rüzgarın da vermiş olduğu bir atmosfer var böyle. Hı-hı. Muhabbet daha güzel oluyor burada. Değil mi? Evet. Tabii Bekir abi Çin kafenin üzerine kendi çocukların evet, ismini yazdım. İşte öyle Bekir. Başa beni yazdım zaten baba olarak. Diğer işte 4 çocukların ismi belli olsun diye. Hepsinin adını yazdım. Süper abi. Adamsın. Evet. Çin kafede kahve yudum. Bu da Çin kahvesi galiba değil mi evet, abi? Evet, evet. Yok, Türk kahvesi bu. İstanbul'dan Samsun'a geri dönme sebebi neydi? Kiracılık olayından bıktım mesela. He. Senelerce kira ver. Bıktım artık yani. O şekilde dedim artık nereye kadar kira vereceğim öyle de. Bekir abi neden böyle bir kafe yapma gereği duydun? Rahmetli babamın yaptığı olaylar vardı burada. Değişik güzel bir çamlıktı burası böyle. Ya babamın da çok değişik şeyleri vardı o zamanki şartlarda. Babam öldükten sonra burası bana kaldı. Ben de aynı şeyi babamın şeyini devam ettirmek adına aynı şeyleri yapma ihtiyacı duydum. Yani şurada bir teker döner mesela lastik çocuklar eğlenirdi böyle. Ben de böyle çocuklara çok hazım şey olduğu için böyle bu tür şeyleri çocukların ilgisini daha güzel çekiyor. Yani ben de köy yerinde böyle bir yerin olması diğer vatandaşların da yani gelen yani geçenlerin de ilgisini çekiyor. Böyle bir şey ihtiyaç duydum yani. Ev yani böyle değişik bir yani köy yerinde hoşuma gidiyor böyle bir şey. Çocuklar falan biliyor mu o tekeri? Bilmez mi? Tabii çocuklar bunda biner döndürürüz onda onu. Bayramlarda gelirler şey yaparlar. Hoşlarına gider yani çocukların. Peki insanlar nasıl tepki veriyor? Çünkü farklı geliyor durumlar. İnsanlara farklı geliyor. İnsanların gayet de güzel yani. Geçen araçlar geçerken illaki durur bir fotoğraf çeker burada. Öyle gider yani. Merak eder. Durup bakarlar nasıl yapmış diye. Öyle meraklısı çok. Bizim şey var dayıoğlu çocuğu var. Korkunç Park diye takmış buranın adını. Çocuk şey yapmıyor mesela. Korkunç Park diyor burayı. Ha, dün geldi Korkunç Park diyor. Adında hafızasında öyle kalmış. Çocukların hayatına dokunabiliyorsun. Evet. Mutlu edebiliyorsun onları. Evet. Bu sana nasıl hissettiriyor abi? Çocuklar böyle şeylerde eğleniyorlar mesela. Köy yeri tutup da bir şehire gidip eğlence televizyonlarda görürler bilmem ama burada yanlarında olduğu için burada onlar da mutlu oluyor. Mesela hoşlarına gidiyor çocukların. Adamsın abi. Ben de mutluyum yani.
Samsunlu Vendetta'ya bir müddet ara verelim. Size başka bir hikaye anlatacağım. En fazla sorulan sorulardan bir tanesi, büyük şehri bırakıp kendi köyüne, kasabana dönme. Özellikle İstanbulluları ilgilendiren bir soru. Belki bu videoyu izleyen dostların da kafasından geçiyordur. Hayatımın bir bölümünde bırakıp gideceğim, kendi köyüme geri döneceğim diye. Dostlar, biz Türkiye turunda 16 şehri gezdik ve 16 şehirde nacizane kendi deneyimlerimizi bir şekilde sizlere aktarmaya çalışacağız. En azından neler gördüğümüzü. Bu arada ben de 2014 yılında İstanbul'dan Didim'e, yani Ege'ye göçmüş biri olarak yine kendi nacizane yaşadıklarımı, gerek eksilerini gerek artılarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Umarım bu deneyimler de belki bir nebze önünüzde çıkabilecek engelleri aşmaya veya kafanızdaki oluşan soru işaretlerini gidermeye faydalı olabilir. Anlattıklarım arasında illaki eksik bir şeyler olacaktır. Sizden ricam, siz de deneyimlerinizi alta yorum olarak yazarsanız dostlar, hem gitme düşüncesi olan insanlara belki bir nebze yardımcı olabiliriz. Onların hayatında kısmen de olsa küçük bir pusula olabilirsek ne mutlu. Artılarından başlayalım. Bana göre en büyük artısı, ilk başta kendinizle tanışıyorsunuz. Aslında kendinizi keşfediyorsunuz. Çünkü o büyük şehrin getirdiği büyük yorgunluk, trafikte geçen zaman, sürekli stresin olması bir şekilde zamanınızın her tarafından çalıyor. Kendimin neler yapabileceğini keşfettim. Bakın şimdi, o vakit olmasaydı önce Türkiye sonra dünya turu gibi bir düşüncem olmayabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü bunları düşünmeye vaktim yoktu. Temiz hava. Temiz hava deyip geçmeyin arkadaşlar. Yani sağlık. Her şeyden önce sağlık. Hayatta zamanı satın alamıyoruz değil mi? Biraz daha ömrümüzü uzatmak için şu an bulunduğum ortama bakın. Harikulade, sürekli oksijen çekiyorum içime. Bundan mütevellit temiz hava çok büyük etkenlerden biri. Büyük şehirden dışarı çıkar çıkmaz köy ve kasabalarda çocuklarınız güvenli bir şekilde dışarıda toprağa karışabiliyor, oyunlar oynayabiliyor. Dolayısıyla çocuğu olan ve onlarla beraber daha fazla vakit geçirmek isteyen aileler için büyük şehirler biraz daha handikap getiriyor bu konuda. Küçük yerlerin bir diğer avantajı ise, küçük olduğu için herkes birbirini tanıyor ve dayanışma harikulade ve üst seviyede oluyor. Mesela şöyle ki, az önce çocuktan bahsettik. Çocuğunun başınıza bir şey gelmesi neredeyse mümkün değil. Çünkü herkes birbirini tanıdığı için bir şekilde yardımcı oluyor. Dolayısıyla onun dayanışma açısından bu büyük şehirlerde biraz daha kayıp haliyle, normaldi çünkü böyle olması, insanların çok yoğun bir hayatı var. Küçük yerleşimler bu gibi olanakları daha da rahat kılabiliyor. Şimdiki söyleyeceğim parayı sevenler için biraz daha etkili olacak diye düşünüyorum. Küçük yerlerde arkadaşlar paranız cebinizde kalıyor. Nasıl mı? Burada zaten küçük bir bahçeniz varsa arkadaşlar domatesinizi, salatalığınızı kendiniz ekip kendiniz biçebiliyorsunuz ve kendi mahsulünüzü yetiştirebiliyorsunuz. Hayır, bu yok mu? Pazar yerleri, marketler büyük şehirlere nazaran çok daha uygun. Aynı şekilde elektrik su faturaları da çok daha uygun geliyor. Para bir nebze harcayacak da yer olmadığı için çok fazla cebinizde kalıyor. Zamanın çabuk geçmesiyle ilgili problemi olanlar için zaman burada çok daha yavaş akıyor. Bir diğer artı gelişme ise arkadaşlar ev kiraları. Mesela büyük şehirlerde 1500-1600 lira olan ev kiraları aynı şekilde küçük yerlerde, tabi yerine göre yine değişiyor, ortalama 500-600 liraya bir ev bulmanız çok rahat. Gelelim negatif yönlerine. Bu konuda biraz daha realist olacağım. Birinci negatif yönü sosyalleşme. Köyde ve kasabada sosyalleşme çok sınırlı sayıda olduğu için maalesef insanlar birbirine sarmaya başlıyor. Birbirleriyle tartışabiliyor, birbirlerine kızabiliyor, küsebiliyor. Bu büyük şehirde yaşanmıyor çok fazla. Onu geçiştirip geçebiliyor. Bu gibi sorunları biraz açalım. Küçük yerleşim yerlerinde dedikodu çok fazladır. O ne giydi, kız niye böyle falan filan, el alem ne der gibi buna benzer söylemlerle karşılaşabiliyoruz. Sosyalleşmeyi çok seven insanlar için yine bir handikap daha. Sinema ve tiyatro çok fazla gidiyorsanız küçük yerleşim yerlerinde bunu unutun. Yani belki sinema çok nadir de olsa olabilir ve ama sinema büyük şehirlere kıyasla çok çok kötü oluyor. Didim'de mesela bir tane sinemamız vardı. Sinemada sinema çekimi filmler izleniyordu falan böyle. Evet, enteresan şeyler de olabiliyor. Biz şu anda Samsun'un Terme ilçesine bağlı bir köydeyiz. Bu köyde köy kahvesi bile yok. Bir diğer konu arkadaşlar, küçük yerleşim yerlerinde iş bulma imkanı çok zordur. Bir de yine hepimizin malumu örf, adet ve töre var. Ege tarafında biraz daha modernmiş gibi gözüküyor ama Ege tarafında da bu böyle arkadaşlar. Giyim kuşam, kadınların bir şekilde daha şehirde özgür olduğunu düşünüyorum. Küçük yerleşim yerleri bunlara pek müsait değil. Bilmiyorum biliyor musunuz ama başlık parası devam ediyor mesela. 2019 dünyasında hala da kadınlara bir başlık parası veriliyor. Hatta denk geldi. Fiyat da sorduk o an. 45-50 bin lira bir hatun. Özür dilerim bu şekilde söylediğim için. Ama ortalama piyasası böyleymiş yani. Bu arada sadece kadınlara nazaran değil, giyim problemi erkeklerin de aynı şekilde sıkıntı yaratıyor. Mesela ben böyle kolsuz geziyorum genelde. İnsanlar bana turist gibi davrandığı için şey yapmıyor. Yani deli divane deyip geçiştiriyorlar. Ama normalde bu şekilde erkeğin gezmesi bile nahoş bakılıyor. Erkeklerde de şort giyimi, özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde, hatta Karadeniz'de buna ekleyebiliriz, şort giyimi pek
erkekler için de hiç şaşırtıp bakılmıyor. Tabii bu saydığım şeyler bölge bölge de değişebiliyor arkadaşlar. Ben birkaç yerde bölge bölge isim verdim. Fakat yine şunu da belirtmekte fayda var. Burada kimseye bir kinaye veya laf sokma kötü anlamında değil. Sadece yaşadığımız, tecrübe ettiğimiz neyse bunları sizlere aktarmaya çalıştım. Eksik birçok şey var. Başında da söylemiştik zaten eksik olacağını. Lütfen siz de deneyimlerinizi yorum olarak alta yazarsanız gelmeyi düşünen, plan yapan insanlara bir şekilde artılarını, eksilerini onlara göre tartar. Belki planlarında yardımcı olmaya çalışırız. Dostlar, buranın gecesi ayrı, gündüzü ayrı. Bekir abi, buraya insanlar geliyor, oturuyorlar, evet. Sohbetini ediyorlar, çayını kahvesini içiyorlar. Ne hissediyorsun? Çok kendimi çok iyi hissediyorum buraları. Böyle akşamlar olduğu zaman böyle mutlu oluyorum işte. Gelen buradan gelen geçen böyle illaki bir duraklar, böyle buranın bir fotoğrafını çeker. Vaktimi burada geçiriyorum. Akşamları böyle bu ışıkların yanması falan bana ayrı bir haz veriyor burada. Ben mutluyum. Bir tane arkadaş hatta burayı öğrenmiş, artık benimsemişler. Geçerken şey dedi, budak kafede yer var mı falan, evet, diye sordu. Dedim, randevu aldın mı dedim. Hatta 186'dan dedim randevu alacaksınız dedim. Onlar da gitti, öyle bir esprimiz oldu onlarına. Bekir abinin bu arada misafirleri, kafeye gelenler falan ücretsiz içiyorlar çayını kahvesini. Bu arada dostlar, bulunduğumuz köyde en renkli yer burası. Çünkü burada bir park alanı yok. Çocukların da oyun oynama noktası gibi. Bir nevi bir ilgi alanı burası yani. Bütün çocuklar buraya doluşurlar böyle. Geldikleri zaman çok ilgilerini çekiyor çocukların. Onlar için güzel bir yer burası. Dün de bir misafir abimiz geldi. Dedi ki, Bekir buraları dedi sürekli değiştirir. Evet. Bir sene sonra gelin dedi, biraz daha üzerine eklenmiştir, evet, falan diye söyledi aklıma abi. Şey yani. Her gün ben burada aklıma geldikçe böyle değişik mesela. Bir şey yaptığım şey aynı anda bir yerinde durmaz mesela. Bugün bunu görmüşsünüz. Bir hafta sonra başka değişik bir şey görürsünüz burada. Yapar mısın abi? Efendim? Mars'a gidecek bir araç yapar mısın? Tamam da daha o kadar üşütmedik kafayı ki. Onun için biraz daha kafayı üşütelim, ondan sonra düşünürüm belki, yaparım belki.